Arkadaşlar merhaba, ben Özgür Mural, iyi akşamlar. TerryWinston.com'da açtım bugün videoyu. Henüz daha yatırıma başlamadım. Şimdi şöyle bir enteresan bir durum var. 1 dakikada Euro dolarda güçlü satış veriyor şu an. 5 dakikaya geldiğimiz zaman ise yine güçlü sata dönmüş vaziyette gözüküyor. Bizim MT4 şu an açık. Benim MT4 şablonlara bakıyorum. Şu an orada da bir düşüş içerisinde gözükmekte. Firmaya gittiğimizde firmada taciller uzun vadeli, tabi biraz alım yönünde doğru tercih ediyor ve 5-10 dakikadır izliyorum, 291'den ayrılmadı. Mesela 290, yani 1.14 291 noktasında kaldı diyebilirim. Buralarda duruyor. 291'den aşağıda inmiyor. Biraz beklenebilir diye ben düşünüyorum açıkçası. Hatta buradan bir ikili de bakalım. Yani bu trend analisti var, biliyorsunuz şu tarafta gözüküyor. Bunu 5 dakikaya alalım. Ve bunlara da bir göz atalım. Bu ücretsiz bir şekilde arkadaşlar sunuluyor. Bir fikir vermesi açısından gayet önemli olduğunu söyleyebilirim. Bollinger Bandı satım, o da satım söylüyor. 291-292 görüyorsunuz, hiç değişmiyor bu. 5 dakikadır takip ediyorum. Yani videoya başlamazdan evvel 5 dakikadır takip ediyorum. Daha da takip edebilirim. 284 ilk defa indiğini oraya gördüm. Sanırım bu 5 dakikada ve 1 dakikada şu an satımla alakalı bir vaziyet var arkadaşlar. Buna güvenerek sanırım satım olayına gireceğim. Bir de RSI indikatörüne bakalım. 284. Bir taraftan da gözüm şeyde, vuruş kurunda. Yani şu andaki kurunda. 284'te şu an. Bu alım dedi. MT4'e bir kere daha bakıyorum. Şu an satışta. Bir dakikaya bakıyorum. İnişte. 5 dakikaya bakıyorum. Keza öyle. Bir daha Investing.com'a bakalım. Hatta bir tekrar sayfa yenileyelim arkadaşlar. 8'e 4 gibi bir rakamda satış öneriyor. Şurada arkadaş indikatörlerin ortalamasını alıyor. Üzet güçlü sat çıkmış. Bu da bu şekilde. Şimdi bakın, ipi de indi. Buradan da görebiliyoruz. Yani 291'lerde ipi barındıktan sonra buralara kadar geldi. Şimdi bir deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım, bu kadar yere baktık. Bitmiş pozisyonlar değil tabi, açık pozisyonlar şu an. Bakalım ne kadar, ama 69'dan almış, düşerek almış, yani anladınız mı? 74'tü bizim buradan tıklarken oraya varana kadar biraz bu daha şey oldu, nasıl diyeyim, biraz daha düşükten almış oldu. Şu an yani görüldüğü üzere değerli arkadaşlar, yani düşüyor. Yani şu an düşük vaziyette. 269'a, hatta 254'e düştü. Bakın bu düşüşün hızlısını buradan görebilirsiniz. Şu içi dolu mumları soruyorlar bazen. İçi dolu mumlar düşüşü gösteriyor. İçi boş mumlar çıkış faaliyetini gösteriyor. Şu koyu çizilmiş iki tane çizgi trendin en son yönünü bize gösteriyor. Daha önce de bakın bazı eski çizikleri var ama en güncel orada görebiliriz. Olaylar ne oluyor arkadaşlar? Bu pozisyonu kazandık. Epey bir baktık ve kazandık değerli arkadaşlar. 3.55 dolar fena bir para değil. Yani 3, biraz dolar da yükseldi biliyorsunuz bu aralar. Yani gündem onu gerektirdi ve dolar biraz çıkışta, yani nereden baksan bir 10 lira denebilir. Gittikçe de gitti arkadaşlar, görüyorsunuz 1 dakikada süper bir iniş var. Investing.com'dan bakalım şöyle bir. Bunu ücretsiz siz de kullanabilirsiniz. Ücretsiz gayet yararlı bir araç olarak ben görüyorum. 1 dakikada şu an güçlü satla çıldırmış vaziyette. 12'ye 0 çekiyor. Üst, öbür taraftan 5 dakikada keza öyle. MT4 5 dakikası ve 1 dakikası bu şekilde kırmızılar ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Ara ara çıkışlar tabi
yaşanabilecek arkadaşlar. Bu inişli çıkışlı bir piyasa en nihayetinde. Bakın şu çıkışı yakaladı. Soğan bir yeşil yaptı. Buradan bir yine bir 5 dolar iniş yönüne ben takası koydum. Şu an müthiş bir çıkışa doğru dönük ama onun tekrardan da gerilemesi gayet mümkün olabilir. Yeter ki şuradan da bakalım. Trend henüz daha yukarı doğru çıkacak bir potansiyelde gözükmüyor. Bakın dolumum çalışmaya başladı şurada. İşe başladı dolumum. Şu an başa baş bir pozisyon sergileyip derken bir puanla yukarı doğru kendini çekti. Biraz daha çekti şu an. 5 dakikaya bakalım biraz daha. Son bu ara 9. 5 saniye derken çok yakınlar. 65, 69. Ama herhalde kaybedecek ki 20 dolar biz hazırlayalım. Çok yakın bir farkla kaybetti. 20 dolarla tekrar girdik. Yine aynı yöne düzeltme yapmasını bekleyeceğiz. Bu arada buralara da bir tekrar tabi göz atacağız. 5 dakika 8'e 4 gibi bir rakam. 1 dakikada yine güçlü sat veriyor bu. Investing.com. MT4'ümüzün 1 dakikası şu an düşüşte. Yani alabileceğini umuyorum. Şu an 1 puanla da olsa gelmiş gözüküyor değerli arkadaşlar. Biraz yükselme yaptı. Şu an eşit. Son 10 saniye bu arada gelip gidecektir. Düşerse alacaktır. Böyle kalırsa bir puan şu an yukarıda kaybedecektir. Biz de 3. adımı yapmak zorunda kalacağız. Ve sanırım o adım da o şekilde 70'te kapattı. Evet. Tekrar 3. adım olarak 50 dolarımızı koyduk. Şu an gelişmelere bakacağız. Tabi o orada dönerken burayı da göz ardı etmememiz lazım. MT4 1 dakikada henüz alttan bir fişir yanmaması indikatör bir parça iyi bizim için. Çünkü satışa oynuyoruz şu anda. Şu an 2 puanla da kazanç yönünde. Eğer bu şekilde devam ederse pozisyonu alır ama çıkarsa 4. adım atmak durumunda kalabiliriz. Şu an fark 71'e tekrar 2 puana geldi. Şu anlarda arkadaşlar şu an 3 puan, şu an 2 puan. Burada 8 saniye var. Artık buradan çıksın istemiyoruz. 3 derken 2, 1 belki de bağlı geldi. Bilmiyorum. Belki de aldı. Son pozisyon. Son anda kazanmış gözüküyor şu an ama belli de olmuyor bazen. Evet, bağlı geldi, gördüm. Şimdi aynı hamleyi ben tekrar etmek istiyorum. Aynı hamleyi şu an tekrar koydum. Bağlı geldi. Bağlı demek paranızı iade ediyor demektir arkadaşlar. Evet, bir dakikada buradan göz önünde tutuyorum bunu. Diğer şablonlardan da bakmamız mümkün. Vespir. Zikzak aşağı, kırmızı. Buradan bir çıkış başlatabilir şu anda da bilmiyoruz onu. Şu moving average'leri kırarsa yukarı doğru onu yapabilir. Tabii o da var işin içinde. Efendim, tekrardan şunu açtık. Bakalım ne olacak. Her şey mümkün. Şu an yine başa baş gözüküyor. Teminki gibi bir güç dengesi içerisinde gidip geliyor. Şu an biraz yukarı çıktı derken 71-72 aynı bantta gezip duruyor. Son 5 saniye bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Yine mi bağlı? Ya bağlı geldi ya kazandı bu sefer arkadaşlar. Kazandı. Bu sefer almış olduk.
18.111 dolara doğru geldi. Eğer buradan hani kafanızı yatmadıysa, biraz sıkışık görüyorsanız olayı, başka çiftlerde bulmamız mümkün. Değerli arkadaşlar, buradaki çiftleri değerlendirebiliyoruz, kullanabiliyoruz. Örneğin aşağıda şu an Amerikan doları ve Japon yeni olarak duruyor. Bir dakikası bu şekilde. Seçimler bu şekilde. 5 dakikaya baktığımız zaman görece bir düşüş olarak denilebilir. Eğer sevimsiz bulduysanız başka bir çifte gidelim. Bir dakikası gayet olumlu. Yalnız tacı seçimiyle ters. Zıt olduğu için 5 dakikası da görece bir düşüş aslında var. Yani bunu destekleyen bir görece düşüş var. Hatta ödeme miktarı da gayet yüksek. %75 ödüyor. Gayet iyi. Buradan da bir arkadaşlar bakalım buna. Şurada yok galiba. Neydi bizimkisi? Euro, Avusturya dolar. Şuradan belki bulabiliriz. Bunu sanki almamış. Euro, Avusturya dolar yok. Neden almamış acaba? Şu an yok orada. %75 gayet verimli. Bizim MT4'ten yardım isteyelim. O ne diyor acaba? Şu Euro, Avusturya doları içeri attık. Yatay bir seyir gözüküyor. Bir dakikada inişli çıkışlı sık sık geliş gidişler var. Şurada muazzam bir çıkış yapmış. 5 dakika hafif aşağı meyilli ama buradan alttan da çıkış almış şu anlarda. Şimdi buraya kadar artık dayanmış. Buradan tekrar bunu kırıp delip geçmek isteyebilir. Buradan aşağı doğru dönüş yapmak isteyebilir. Daha önce bu noktaya dokunduğu bir yer var mı diye geriye doğru şöyle bakarsak şu periyotta bir şurada yani epey bir zaman iç diliminde yok. Yani bir saattir bir şurada olmuş. Orada da düşüş gelmiş zaten. Oraya dokunduğu yok. Şimdi burası değişik bir yer. Burada şimdi biraz belki bekleyip bakabiliriz. Yani burada çıkıp dönmek isteyebilir. Buradan hareket yapıp. Çünkü orayı delip geçtiği bir saat, iki saat içerisinde henüz yer yok. Orada şimdi test ediyor kendini. Bu ara burada da çıkış olduğu gözlemleniyor şu an için. Şu an için. Bir dakikada bakın çıkış trend gözüküyor. Fiyatı da takip edebilirsiniz. 810, 809 diye buralarda bunu görebiliyoruz arkadaşlar. 813 şu an. Dilerseniz bir de ikiliye gidip bunun ücretsiz o indikatörler vardı. Oradan bir kontrolü yapalım. İkilide ama bu şu an neden yok acaba? Efendim işte şurada şimdi çıktı. Euro Avusturya doları. Bir de mum grafiği haline getirelim bunu. 5 yapalım. 5 dakikadaki fikrini soralım şimdi. Düşüşe mi acaba? Acaba düşüşe mi yoksa çıkışa mı kendini ayarlayacak? Bu aracı bu şekilde kullanabiliyoruz değerli arkadaşlar. Alım diyor 5 dakikada şu anlarda. Yani pek sevimli gelmedi bana. Moving average ne diyor? 5 dakika için acaba öngörüsü ne? Moving average'i. Ne oldu? Kapattı mı kendini? İkiden mi çıktı? Ne oldu bu? Nereye gitti? Aa. Kayboldu gitti. Çok enteresan. Şu.
Şimdi bakalım. Yolu tarıyor. O satım diyor. Yani bir kargaşık bir şey var. Onun için pek hoşlaşmadım yani. Hoşlanmadım oradan. Başka döviz çiftlerine bakalım. EuroJP'ye Japonya %85 millet alım yapıyor. 5 dakikasına bakalım bunu. 5 dakikasına enteresan bir şekilde şu an düşüş faaliyetinde. Neden böyle yapıyor? Satın diyor. Tacilerin tam tersi yönde. EuroJP'yi. Üstü sat diyor 1 dakikada. 5 dakikada ne diyor acaba? 5 dakikada. 5 dakikada yine üstü sat demiş. Oysa burada alım yapılıyor şu an. Yani en azından taciller alım yapıyor. Uzun vadeli de. Euro Avusturya doları. Demin baktığımız yer. Orada yine yok. Düşüşü görebiliyoruz. Görebiliyoruz. Bunu bir denemek istiyorum arkadaşlar ya. Euro Avusturya dolarını tekrar alalım. Bu Euro Avusturya. Evet, Euro Avusturya doları. Gerçi MT4'te bakın burada şimdi buraya dayan, az önce dayanmıştı anlattığım yer burası. Buradan geri dönüş isteyecektir diye dediğim yer. Bir dakika da bakalım. Düşüş. Buradan yemiş ama bunu garanti etmemiz lazım. Bir düşüş daha yese şuradan. İyiydi. Bir de şuradan kırmızı çıksın istiyoruz aslında. Bir dakikada. Bunu arkadaşlar ben bir düşüş olarak bir deneyeceğim. Yatırım bir seçimi de keza öyle. Bakalım. Sonuç ne gösterecek? Bunu beraberce buradan izleyebileceğiz. Umarım sıkılmıyorsunuzdur bu yatırımları bizimle yaparken. Yani sürekli izleyenler, yeni video bekleyenler var. Ben de tabii elimden geldiğince bunları yapmaya çalışıyorum. Bazen vakit bulamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın yani. Günü gününe atmaya çalışıyorum ama bazen de tabii olmuyor. Şimdi bakın bayağı yükseldi. Yükselsin bakalım. İkinci alım da almaya çalışacağız. Halen bu faaliyette şurada direniyor. Çıkmak istiyor. Veyahut da buradan aşağı tekrar gelmek durumunda. Şu an ilk adımı kaybettik. İkinci adıma 20 doları koyalım. 20 dolar eğer alırsa 35 dolar verecek. Bu biraz %75 ödediği için 15 dolar, 20 dolara 15 dolar getiriyor. Tabii ki şöyle oluyor. Yani biz 5 dolar koymuş oluyoruz. Değerli arkadaşlar, daha evvel o kaybolduğu için bu da 20, 25 yapıyor. Hesap böyle. Getiri de 35, 10 dolar olmuş olacak. Yani 2 dakikada 10 dolar olmuş olacak. Eğer tabii gelirse iyi olacak. Aşağıda takip edebiliyorsunuz. Son 21 saniye, 20 saniye değildi. Bir de diyorlar burada niye habire çekiyorsun bu videoyu? Burada yatırım yaptığım için burada çekiyorum ve buradan memnun olduğum için burada çekiyorum. Dileyenler buradan yatırım yapabilirler. Türk çalışanlar olması, Türkçe panel olması gayet avantajlı diye düşünüyorum arkadaşlar. Aşağıda linkini paylaşacağım. Dileyenler gidip inceleyebilirler firmayı. Bu şekilde yatırımlarımızı yapıyoruz. Önceki videolara bakarsanız oralarda da şeyler var. Ücretsiz sunduğum bu yöntemleri anlattığım bazı kitaplar var. Onları da indirebilirsiniz. Evet, aldı arkadaşlar. Bu gördünüz.
18.125 dolara çıktı. Açıkçası ben ilk başladığımda bunu bir buçuk yıl önce 1.000 dolarla başlamıştım. Öğrenene kadar işi şansım da yaver gitti. Bu miktarlara getirdim tabii, para çekimlerim de oldu. Yani 20 bine daha önce de çıktı. Para çekimleri yaptık falan filan yani. Şimdi burada yeni bir trend açtı, görüyor musunuz yukarı doğru MT4'te. Demek ki orayı kırdı. Yani o kıracak bir demir vardı ya arkadaşlar. Kırdı, yukarı kendini attı. Şimdi biraz daha dikkatli olmamız lazım. 1 dakikada da yön yukarı, 5 dakikada da yön yukarı oldu, görüyorsunuz. Enteresan bir şekilde şu an yukarı doğru bir gidiş var. Buna bakalım acaba öyle mi oluyor diye. 5 dolar koydum. MT4'e göre şu an yaptık olayı, hadiseyi. Bu arada olurken ikiliden gidip şeye de bakılabilir. Yani bu trend analisti denen yer var ya arkadaşlar, oradan bakılabilir ama MT4'te açıkça görülüyor ki yukarı doğru yeni bir trend yaptı. Yeni bir yol çizdi kendine. Şimdi buradan yukarı doğru bir müddet gidecektir. Alt da yanık. Bir dakikaya bakıyoruz, o da o şekilde. Biraz böyle ilerlemesi beklenecek. Burak kırmızı da olsa. Daha küçük zaman dilimine buradan bakabilirsiniz. Bir dakikada çıkış olduğu gözüküyor. Şu an son 9 saniye, 8 saniye derken biz diğer adamı bir ayarlayalım. Çünkü bu kaybediyor gözüküyor şu anda. Tekrar 20 ile beklemeden pozisyonu onaylayıp girdik. 27'ye 38 gibi bir rakam, hatta 42 oldu çıkıyor yani. Bu MT4'te burada yanılmadığını görüyoruz. Yeni trendin gereği gibi hareket ettiğini arkadaşlar beraberce gördük. Bu yatırımlarda takasta bunu anlamış olduk. Yine ikinci adımda bunu bu şekilde bulabildiğini görebiliyoruz. Bakın 27, 51, 54, 56 manyak gibi çıkıyor, görüyor musunuz? Zaten şurada delirdi yani adeta. MT4 yine öngörüsü doğru çıktı. Yukarı doğru gidiyorum ben dedi. Orada bahsetmiştim, videonun girişine bakarsanız. Ya kırmak isteyecek dedim yukarıya, ya da aşağı doğru gelmek isteyecek. Kırdı yukarı, yeni bir yol açtı. Şu iki mavi çizginin arası hareket ediyor şu an. Yukarı doğru da görüyorsunuz. Burada da son 4 saniye, 3 saniye, 2, 1, 0 saniye diye arkadaşlar bunu bu şekilde almış. 10 dolar. 10 dolar 10 dolardır arkadaşlar. Neredeyse 30 lira diyelim. Tabii yeni para 30 lira. Fena para değil yani 30. Kazandı. Yukarıda da bu gelecek 18.135 dolar olarak gözükmekte. Yani bu şekilde yararlanabiliyorsa halen de çıkış yapıyor bakın. Şimdi ben bu videonun altına sadece bu firmanın inceleyin diye linkini bırakacağım. Daha önceki videolarıma dönerseniz oralarda e-kitapları ücretsiz bir şekilde indireceğiniz linkleri de görebilirsiniz. Değerli arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Çok da sıkmayayım çünkü video uzadıkça insan da sıkılıyor yani. Bu kadar izleyen var mı bilmiyorum. 23-25 dakika. Daha önce 1 saatlik videolarım da var. Buralara döner bakarsanız hani bir saatte ne yapıyor bu adam diye düşünebilir insan. Oralara bakarsanız bu işte saat başı 70 ile 180 dolar kazanılabildiğini, hatta ekstra fazlasında kazanılabildiğini göreceksiniz. Tabii ki alışmak çok önemli. Bakiye miktarı güven anlamında önemli. İyi bir firma olması önemli. Güvenebileceğimiz, arkasında durulabilen bir firma olması önemli. Türk çalışanların olması önemli. Çünkü yani sorunlar olduğu zaman karşınızda muhatap olarak Türkler var. Yani Türk çalışan, Türk masası var. Oralardan da yardım alabiliyorsunuz. O da önemli. Şu ana kadar ben hiçbir para çekimde ve yatırmamda hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadım. Umarım bundan sonra da karşılaşmam. Şu anda buradayım. Ve buradan da şu an devam etmeye, ya devam ediyorum değerli arkadaşlar. Evet, bu vesileyle hepinize saygı sevgi sunuyorum izleyenlere. Kanala abone ol diye bir yer olacak. Şu an izliyorsunuz videonun galiba sağ alt köşesinde, sağ üst köşesinde mi bir yerde kırmızıyla
kanala abone ol diye bir küçük çerçeve var. Ona tıklarsanız kanala abone olabiliyorsunuz ve bundan sonra gelecek videoları direkt görebiliyorsunuz. Yani size mailinize uyarı geliyor veyahut da açtığınız zaman görebiliyorsunuz. Bu önemli. Yani devamlılık açısından önemli. Onu da söyledikten sonra tekrardan sizlere iyi günler diliyorum. Önce sağlık, başarı, mutluluk ve bol para diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.